Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir DBD videosundayız. Bu bölümde Miav Reis'le oynuyoruz. Şimdi oyuna geçmeden önce size avantajlarımı gösteriyorum ve hemen oyuna geçiyoruz. İlk olarak ilk iki avantajı kendi avantajı arkadaşlar. Bunlar neydi hemen hatırlayalım. Çok kullanılmayan nadir avantajlar yine. Kısa yol. Bir başka kurbanı kancaya asıyor. Aslında 3 nişan kazanıyoruz. Bir jeneratör çok başarılı bir beceri denemesi gerçekleştiğinde tüm nişanları tüketiyorsunuz. Tüketilen her nişan jeneratör tamir ederken çok başarılı beceri denemeleri için %1 ilerleme sağlıyor. Yani başarı beceri denemesi geldiğinde arkadaşlar, beceri denemesi geldiğinde o küçük noktada, yani çok başarılı bir şekilde tutturduğunuzda o yerde direkt bir şekilde %1 ilerleme her nişan için. Mesela atıyorum 4 kere astılar kurbanı, 12 nişanınız var. Çok başarılı beceri denemesi tutturuyorsunuz. Jeneratörün ilerlemesi birden %12 oluyor. Bazen gerçekten işe yarıyor. Nadir de olsa mesela son jeneratör kaldığında bazen atıyorum 15-18 tane nişanınız oluyor. Beceri denemesini bir tutturuyorsunuz. Jeneratör birden %18 ilerliyor. Bu az değil. Direkt hayat kurtarıyor. Son jeneratör falan kaldığında özellikle. Aslında bunun mantık biraz da böyle, hani son jeneratörlere bırakarak başarı denemesini, çok başarılı beceri denemesini bırakmak da çok mantıklı. Hani hemen kullan, tüketmemek de çok mantıklı. Göreceğiz. Değişiklik olsun. Sadece kısa yol aldım. İlk avantajımız bu. İkinci avantajımız hit parça. Mükemmel bir tüketen avantaj. Kum torbasıyla kapışacak derecede güçlü. Katili paletle sersemletiyorsunuz. Paletle sersemlettikten sonra 4 saniye boyunca normal koşma hızından %150 hızlı bir depara kalkıyorsun. Yani tıpkı hani depardaki gibi, tabii ki diğer tüm avantajlarda olduğu gibi sizi bitkin duruma sokuyor. Ama mesela bunu kime vuramıyorsunuz? Yani kime vurmak zor? Hunter'sa vurmak çok zor. Çünkü balta çekip fırlattığı için. Nemesis'e vurmak zor. Çünkü kırbaçla vuruyor. Yani direkt kovalaması gerekir. Hemşireye vurmak neredeyse imkansız. Tezecel keza, yani yine diğerlerine nazaran biraz daha kolay ama bazı katillere vurmak zor oluyor hit parça. Çünkü arkanızdan bir şey fırlatıyor ya da ışınlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama vurduğunuz zaman gerçekten sizi çok uzak bir noktaya atıyor ve loop başa sarıyor. Yani kovalamaca yine başa giriyor. Eğer hit parça kullandıktan sonra katil peşinize düşerse, yani takım bütün jeneratörleri açıyor. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok çok güzel bir avantaj. Sadece hit parça çalıştıktan sonra katilin tekrar sizi kovalaması lazım. Bu tuzağa düşerlerse hit parça da inanılmaz işe yarayacak. Göreceksiniz. Diğer avantajımız can havli. Bunu zaten anlatmaya gerek yok, biliyorsunuz. Katil beni 60 saniye içinde ikinci defa kancaya asmaya kalkarsa direkt sırtına bıçağı takıyorum ve 5 saniye boyunca sersemletiyorum. Çok güzel her rankta, her zaman dediğim gibi yine söylemeye devam ediyorum. Her rankta ihtiyacınız olan mükemmel bir avantaj. Siz ölseniz dahi, yani tüneli yiyip ölseniz bile takımınızı hayatta, yani 3 kişinin kaçması bu avantaja bağlı olabiliyor çoğu zaman. Aklınızdan çıkarmayın. Mükemmel bir avantaj. Son avantajımız ise sayılı gün. Birisini alıyoruz kancadan. Aldığımız anda 12 saniye boyunca dayanıklı etkisi kazanıyor kurbanlar. Dayanıklı etkisinde yaralılar ya, vurduklarında yere düşmüyor. Yere düşüremiyor kurbanı katil. Derin yara açıyor. Tekrar düşürmek için bir daha vurması lazım. Ama derin yara açtığında size vurduğu için bir hız kazanıyorsunuz. Elinden kurtulabiliyorsunuz. Katil mahzeni aslında kurbanları mesela 2 kişi asıyor, alıyorsunuz. Ya mükemmel işe yarıyor. Oyun sonu, oyunun her evresinde işe yarıyor. Eskiden katil dehşet alanında olması gerekiyordu sayılı gün çalışması için. Şimdi önemli değil. Haritanın en ucunda bile olsa alıyorsunuz kurbanı, 12 saniye boyunca dayanıklı etkisi kazanıyorsunuz. Tüm avantajlarımı çalıştırmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Bir de elimizde bir tane bandikten el feneri aldık. Belki eskaza bir flash save atabiliriz. Kurbanları kurtarabiliriz. Harika. Zaten kozmetiğe diyecek bir şey yok arkadaşlar. Miav Reis tanıyorsunuz. Yani Miav... Neden Miav Reis? Belki ilk defa izleyenler oldu. Neden Miav Reis diyorsun diye düşünenler oluyordur. Oyuna geçince göreceksiniz zaten. Kancaya asıldığım zaman ya da yere düştüğüm zaman anlayacaksınız neden Miav Reis olduğunu. Şöyle hazır diyelim arkadaşlar ve hemen oyunumuza geçelim. Ve inleyen depodayız arkadaşlar. Macmillan mülkü favori haritamız. Merhaba. Çok güzel bir harita denk geldi. Bakalım totem yanmıyor ama yine de silelim. Güzel, direkt sildik bunu. Bu sonra totemler bize sıkıntı yapabilir abi. Şöyle tamir edelim. Oo, hedef değiştirdi Legion. Legion bir anda hedef değiştirdi abi. Bir bakalım neler olacak. Niye koşmuyor bu? Hah, derken koştu biraz. Hop, güzeldi. Hadi bakalım. Kandırdım seni, kandırdım. Yalnız ne arayı nasıl açtık ha direkt? Başta bir durdurdum arkadaşlar, ondan sonra da yıkımı yok, tamam. Oo, yine bana geliyor bu. Aga ne oluyor aga? Oo, vurdu bu sefer. Niye hedef değiştirdi ki direkt? Hmm, flash save yapmayayım diye değiştirmiş olabilir belki. Oo, çok kötü yakaladı be, çok kötü yakaladı.
Buradan flash save. Yaptık mı peki? Yapamadık. Claudette'ı bırakıyorum şu an. Hadi bakalım, bol şanslar sana. Buraya gelecek mi? Gelmiyor. Ben şu elemanı kurtarayım. Ben Claudette'e yardıma gidiyorum arkadaşlar. Siz orada devam edeceğiniz jeneratörünüzü yapmaya. Bu. Bakalım flashla kurtarabilecek miyiz? Aha, buradalar, tam önümdeler. Hadi bakalım. Şöyle saklanalım abi. Gözükmüyorum galiba. Oh. Claudette. Ulan helal sana be. Beni gördü mü? Beni görmedi inşallah orada. Hop. Beni gördü mü? Beni görmüş olabilir aga. Bu kadar basit işte ya. Flash save bu kadar kolay aslında yani. Niye bu kadar kastınız ki? Ben onu çözemedim. Hala Claudette'in peşinde. Bakalım bir flash daha. Düştü galiba yine. Belki bir flash save daha atabiliriz. Ya da body block da atabiliriz abi. Düştü yine galiba. Oy, çok güzel. Bir de klik klik. Abi kimse jeneratör yapmıyor mu? Kimse. Allah. Hop. Houdini. Anlamadı bile aga. Ne olduğunu anlamadı bile eleman. Allah. Hop 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 hop. Tamam tamam, sakin reis, sakin sakin. Kralsın kralsın kralsın. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, hiçbir şey göremiyorum. Mayday. Mayday, acil yardım lazım. Ana geliyor hala. Buradaki kapıyı kırmadan ama işi zor onun ya. Buradaki kapıyı kırması lazım. Oh. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Hiç fikrim yok. Bir tur daha atlar mıyım oradan acaba? Atlarım. Atlayamazmışım. Atlayamazmışım arkadaşlar. Atlarım sandım ama atlayamadım. Güzel güzel, hadi gel koçum, dokun bana bir tane. Abi dokunsa da bir tane dokunamayacak ya. Lan yine düştüm, yine düştüm, yine düştüm. Yine düştüm galiba. Aha. Ona sekti bu sefer abi. Eyvah 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 eyvah. Dur bakalım neler olacak. Bana mı geliyor? Vallahi bana geliyor tekrar. Aga niye bana geliyorsun aga? Aga gelme bana aga. Hop gelmedi, tamam güzel. Oraya tekrar bir düşelim. Oo, onda nasıl o kadar hızlı kaldırdılar? Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka... Kötü bulüyoruz şu an katile. Dur bakalım, arkalarından gideceğim. Hadi be ya, direkt takla attırdı vallahi. Dur bakalım. Ha, bu sefer vuramam çünkü o taraftan aldığı için bu sefer vuramıyorum abi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar geri jeneratörler etmemiz lazım. Adamın... Aa, ikinci huku. Bir dakika. İkinci defa suyu elemanı. Altı nişan var arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ilerletebilirim jeneratörü. Ama adamı da kurtarmamız lazım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle biraz bir... Tamir edeyim ben. Skill check bugün gelecek inşallah. Hissediyorum. Onu campliyor galiba. Bir dakika. Campliyorsa sayılı gün var abi bende. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sayılı gün var bende. Alabilirim onu. Bir saniye. İşler değişti abi. Tamam, ben bunu kurtarayım. Beni alsın, sorun değil. Beni alsın, beni alsın. Tamam tamam. Miyav 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 reis. Klik klik yapıyor. Tamam, beni campmesin, sorun değil. Abi kaç işte. Son D tokun senin. Öleceksin sen. Güzel, bitti jeneratör en azından. Tamam tamam. Kapaklar orada, kapılar orada. Hadi bakalım. Choose your destiny. Oğlum ensesinden niye flash atıyorsun adamı? Seni Allah kahretmesin. Tamam, miyavlattı ama en azından şöyle bir şey var. Beni kurtarırlarsa canavli var. Geri toparlanmaları lazım. Hızlı bir şekilde kendilerini iyileştirip beni alırlarsa sayılı günde. Yani body block falan gideriz. Canavlim var ya, her türlü kaçarım diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım neler olacak. Bu arada Leon niye öyle bir şey yaptı abi? Leon şu an resmen intihara geldi biliyor musun? Niye öyle abi intihara geldi o adam? Çözemedim yani şu an. Kankam öleceksin oğlum. Sen ölme diye şey yaptım. Allah seni kahretmesin. Beni kurtaracak galiba. Güzel, sayılı günde kurtar, süpersin. Süpersin çocuk adam. Süpersin süpersin. Bana mı geliyor? Bana gelecek galiba ama bir saniye. Bir saniye abi, bir saniye. Onu şey yapabiliriz ya. Kurtaramayacağım. Kurtaramayacağız onu ya. Onu kurtaramayız. Abi çok boşuna gereksiz delikanlılık yaptı. Yani hiçbir gereği yoktu ki o hareketin. Yani çok gereksiz kendini intihar etmek istedi abi. Kendini şey yaptı. Kendini öldürdü. Hadi gel gel, geçmiş olsun arkadaşlar. Ah miyav. Vallahi geri takla atıyordum, beni de alacaktı az kalsın. Ve oyun haritasındayız arkadaşlar. Gidon Palet Fabrikası çok çok güzel bir harita. Burada normalde totem şey oluyordu. Jeneratör oluyordu ama olmuyor şu an. Çünkü burası kapalı. Onun arka tarafında var. Şurada bir totem yeri var arkadaşlar.
Burada genelde Efsun Totem çıkabiliyor, haberiniz olsun. Palet orada değil ama şurada palet şey. Jenitör orada değil ama burada bir jenitör var. Hemen bakalım totemlere. Efsun değil abi. Bu kim ya? Bu kimis? Oo, Maraz Ali. Vallahi Maraz Ali geldi. Eyvah eyvah eyvah. Split Burst mu var acaba onun? Hadi be. Bak diye düşürdü paleti. Biraz ilgisini çekebilir miyim Cem ama çekiyorum galiba. Çektim ilgisini sanırım. Oo, totemini kırdılar. Dur bakalım. Güzeldi. Biraz ilgisini çekmek istedim klikle. Dur bakalım. Hit parçayla kaçabilecek miyiz? Evet, hit parçayla kaçıyorum ya. Ama Maraz'dan kimden kaçıyorsun ki? Maraz bu. Yani kaçtığın kişi kim? Maraz'dan nasıl kaçacak? Neyse, bakalım gelecek mi? Güzel be, iki defadır paleti çarpıyorum. Çok iyi oldu abi. Henüz kimseyi daha yaralayamadı bile. Jenitör patladı, biraz vakit kaybetti. Şöyle biz oturalım, jenitör yapmaya devam edelim. Fabrika nerede biliyor musunuz? Tam buranın altındalar arkadaşlar. Aşağıdalar. Aşağıdalar, aşağıdalar. Acile desteğe gitmem gerekiyor. Aa, gördüm. Gördüm. Burada bir yerdeler. Bir de buradan flash save atarsam harika olacak biliyor musunuz? Dur bakalım. Oo, vurdu paleti. Süpersin sen ya. Sen var ya, harikasın aslanım. Çok iyisin. Kan izlerini takip ediyorum. Hop. Oo, yine vuramadı. Klik yapıyor abi adama. Elemana klik yapıyor. Oo. Yine düşecek. Çünkü palet fabrikası abi. Düşmesi çok normal yani. Palet fabrikası çünkü. Hop. Hedef şaşırtmaya çalıştım ama şaşırmadı hedef abi. Taktı şu an fabrikaya. Kafa yedi şu an Maraz. Aa, buradası kapalı. Maraz şu an abi hata verdi. Mavi ekran verdi şu an. Oo. Palet fabrikası oradan düştü. Tam arkalarındayım. Tam arkalarındayım. Hadi be, düştü. Peki geldi mi flash save? Flash save geldi mi? Ha, oradan oğlum, oradan dursana. Oradan gelmez ki flash save. Biraz şöyle buraya doğru gelsene kankam. Seni zor kurtarırım oradan. Ha, öyle dur, aynen. Dur öyle, dur öyle, dur öyle, dur orada. Oğlum kıprama. La kıprama. Hadi be, yapamadım, kurtaramadım. %100 flash save'di bu arada ya. %100 flash save atamadım arkadaşlar. Geçmiş olsun. Çok kötü ya. Niye atamadım? Demek ki her defasında olmuyor arkadaşlar. Her defasında olmuyor. %100 flash save'di ya. Atsaydım var ya, bütün olayı kopartmıştık orada biliyor musunuz? Yemin ediyorum kopartmıştık bütün olayı. Allah, oradan vuramazsın ki kanka. Oradan çok zor. Buraya gelmeyecek galiba. Bu arada 3 nişanımız var. Bir skill çek gelip şu skill'le kullansam çok güzel olacak arkadaşlar. %3 ekstra ilerleme sağlatsam harika olacak biliyor musunuz? Geldi. Ah, yakalayamadım. Geldi hadi. Hop. Şu ses çok iyi ya. Güzel. %3 az değil abi ilerlemesi. Çok çok iyi. Beni iyileştirirse bu çok tatlı olacak biliyor musunuz? Bugün beni bir iyileştirsin abi. Flash save niye atamadım? Çok yakındım ya. Oo. Biraz yakındım ya. Biraz problem oldu açıkçası ya. Flash save. Yani her defasında olmuyor arkadaşlar maalesef. Kusura bakmayın, özür diliyorum. %100'lük bir pozisyonda orada yapamadığım için üzüldüm şu an. Beni biraz üzdü. Ama olsun, oyun devam ediyor. Burada yakalanmamamız lazım bu köpkeye. Yakalanırsak büyük sıkıntı olacak çünkü. Oo, hadi bakalım, görüşürüz, ben gittim. Abi en azından hit parçayı kullandık be. Vallahi hit parçayı kullanmadık demeyiz ha. Buradan gelmiyor değil mi? Şöyle gidelim, şuraya doğru kaçalım. Gelebilir her an. Geliyormuş lan. Eyvah eyvah eyvah. Hayır hayır. Hayır. Oo. Yemin ediyorum son anda. Son anda son anda son anda son anda. Aa, çok kötü sıkıştırdık kendimizi. Kendimizi çok kötü sıkıştırdık. Hop. Kendimizi o kadar berbat sıkıştırdık ki. Şu an arkadaşlar mahvolduk yani gerçekten. Hadi be. Oradan geri gelir diye düşündüm biliyor musun? Şu aradaki şey kapattı bize. Neyse neyse. Çok kötü sıkıştırdık kendimize. Şurası açık değil ya, şu arkası şu yıkılabilir duvar açık olsa oradan kaçacaktım da. Yine miyavladık, yapacak hiçbir şey yok. Bu arada daha iki kanca var. İki kere kancayı asmış katil.
Her şey mükemmel şu an. Gayet iyi. Abi klozete baksana, göremiyorum şu an. Ekrandan arkadaşlar ben klozeti göremiyorum şu an. Gören varsa söylesin bana. Prestij 3 hali bunun gerçekten çok iyi. Baksanıza Prestij 3. Kafa Prestij 3 değil ama hayalet gibi abi. Mortal Kombat Noob Saibot yani. Gözükmüyor adam. Eyvah eyvah eyvah. Bana gelme de. Oo, helal olsun ama. Tünellemiyor, helal olsun diyecektim. Köpkeye. Helal olsun, tünellemiyor diyecektim. Direkt gel Allah'a. Oh. Oh. Oh no. Oh no no. Hop. Dolaba gir Yavuz, dolaba gir, dolaba gir, dolaba gir. Vuracak bu sefer. Neyse. Yine miyavladık ama olsun da. Ben takıntılı değilim değil mi? Al beni, al beni yerden. Sen var ya. Sen harika bir adamsın. Harika bir adamsın. Sen mükemmelsin kardeşim. Al bakalım, koş şimdi buraya doğru. Şimdi burada palet nerelerde var? Şurada bir paletimiz var. Dur bakalım. İşte bu yüzden tünel yapmayacaksın abi. Hem adamı kovalarsın, hem sana ufak bir zaman kaybettirir. Bak 10 saniye bir zaman kaybettirdim, çok da değil. Üstüne bir de can abinin 5 saniyede öyle kaybetti. 15 saniyede zaten biliyorsunuz. Dead by Daylight 15 saniye yaşında 3 jeneratör olduğu için. Neyse iyileştirsin beni. Okulda dete bir kurtarma operasyonu yaparız. Çünkü neden? Çünkü senin inanılmaz bir gücümüz var, sevgimiz de var. Direkt kurtaracağız abi onu. Sayılı günümüz var bizim çünkü. Aşağıya mı astı? Vay zeki çocuk sana. 1500 IQ yaptı. Harbi aşağıya asmak çok mantıklıca şu an. Çünkü yukarıdan çıkması falan zaman alır onun. Sayılı gün. Batman geliyor. I'm Batman. Geldim geldim. Geldim kardeşim. Çaldım. Oo, bana mı yapıştırdı? Vallahi bana yapıştırdı galiba. Bir dakika bir dakika, benim kurtulmam lazım abi. Ona vurması lazım bu arada ya. Oo, çok güzel. İşte bu yüzden sayılı gün arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi buradan sonra bana blok atmaları lazım. Bir dakika, okulda etmeni nasıl geçiyor lan? Arkadaşlar tren 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 turizm tren turizm. Oğlum bir dakika, bozuldu, karakter bozuldu. Lan vur vur. Süpersin be. İşte takım oyunu budur. Takım oyunu budur. Bizim sevgimiz de var, gücümüz de var. Flash save yapamadım ama seni yine de yak. Abi adam hiçbir şey yapamadı. Çünkü neden arkadaşlar? Gidon palet fabrikası. Ya boşuna demiyorum bak. Et değil, palet fabrikası. Çok zor yani. O kadar güçlü ki. Çok uzun uzun yani birisini peşe takılsa paletleri dolaşıyor. Kazanamıyor, geçemiyor. Bak iki kanca yaptı, oyun bitti direkt. Ege ne almış? Ah be. Ah be güzelim. Umut yiyenle ölümsüz almışsın ama benim build'i yapmış ama sonu benim gibi oldu aynı. Tık tık yıktılar paletleri. Adam Umut yeni çalıştıramaz. Totem yıkıldı çünkü 3 kere asamadı bir kere kafadan. Kafadan 3 kere asılmadık. Bakalım kendini kanıtlamışlar mı? Kendini kanıtlamamış. Bir tane totem canavarı var oyunda. Bir tane yılan var gördüğünüz gibi. Dolaba molaba giren. Bir tane ben varım ortaya karışık. Bu da kafasına öyle takılmış. Yine de güzel oyundu GG. En fazla puan da biz yapmışız arkadaşlar. O flash save'de olsaydı 28 kanımız falan vardı. Daha güzel olabilirdi. Devam edeceğiz arkadaşlar. Miav Reis'le de fazla oynamıyoruz gerçekten. Klaudet'ten sonra en favori karakterim olabilir. Kombiniyle, kendi her şeyle. Yani kanca yasıldığında miavlaması yeter Reis'in. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. DBD videoları hoşunuza gidiyor. Bir saniye izleyerek de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.